Efendim az önce 16 milyon İstanbul'un oyuna talip olduğunuzu söylediniz. Önceki günde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında mesajları oldu. Mahşeri vicdanda ızdırap halini alan kayıp yıllar son bulacak. Boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine yollayacağız dedi. Bir cevabınız olacak mı? Ben evimdeyim zaten. Belki başkalarıyla karıştırıyordur. Ben tabii o sözleri hiçbir zaman cevap vermedim ama evimdeyim. Evimde çok çalışıyorum. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip etsinler, izlemeye devam etsinler. Peki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Avuncu'nun bugün basına yansıyan bir demeci oldu. CHP'nin yönetimdeki değişim bizim kararımıza bir değişiklik neden olmayacak. 81 ilde aday çıkma kararlılığımız devam ediyor dedi. Bu ittifakla ilgili... Yani ilçelerde de bazı isimler belirmeye başlamış. Ya olabilir. Hiçbir siyasi partinin kendi iç konuşmalarını ya da yorumlarını ben bir karşı yorum olarak önüme koyup buna sizinle konuşmam ve doğru da bulmam. Etik de değil, işim de değil ayrıca. Ama ben iddiayla, ısrarla diyorum ki geçmiş dönem ittifakımız olan ve hala aslında o ittifakın bir belediye başkanı olan Ekrem'e olarak söylüyorum ki son ana kadar ittifak hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim. Bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim. Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak bir üst ittifak kurulsun. Ama bir tarafı eksik kalırsa da ben en önemsediğim şey milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim ve bu ittifakın içerisinde sadece birkaç siyasi parti yok. Hangi siyasi görüşte olursa olsun benim gönlümdeki ittifakın tarifini söylüyorum. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımızın, başta çocuklarının, evlatlarının, gençlerimizin bir Ekrem ağabeyi, bir Ekrem başkanı ya da onların tabiriyle bazen ben de gülerek duyuyorum, Eko başkanı olmaya talibim. Burada da kimseyi ayırt etmiyorum birbirinden. Bu büyük ittifakı kuracağımıza da inanıyorum. Efendim geçmiş dönemde bazı vakıf ve cemaatlere İBB'nin bazı taşınmazları tahsis edildi. Şimdi CHP'liler onları geri istedi ama AK Parti ve MHP oylarıyla bu kabul edilmedi. Siz de veto hakkınızı kullandınız. Bu konuda bir mücadele devam ediyor. Bir de aynı zamanda yine Fatih'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarihi bir binada geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan arkadaşına tahsis edilen bir bina gündemde tahliye etmediği konuşuluyor. Konunun ayrıntılarını sizden öğrenebilir miyiz? Evet, ben de süreçleri takip ediyorum. Ne yazık ki bu ve buna benzer geçmişte yapılmış tahsisler ya da usule uygun olmayan, hakkaniyet içermeyen kurum veya kuruluşlara aktarılan gayrimenkullerimiz, yapılarımız var. Biliyorsunuz ki göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çok büyük bir mücadele verdik, veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bir bölümünü aldık. Hatta bunların bir kısmı daha geçenlerde işte Kadıköy'de açtığımız kız öğrenci yurdu gibi yapılar. Buna devam ediyoruz. Fatih sınırları içerisindeki bu yapıyı da biliyorum. Uzun zamandır bu mücadele sürüyor. Buna karşı gelmek, bunu mecliste engellemek ve bu aklın bu şekilde hareket etmesini milletin vicdanına sunuyorum. Tam da yerel seçime giderken, bakınız bu akıl milletini değil, bir avuç insanı düşünmeyi önceleyebilen bir akıl. Yani kimsenin malını mülkünü düşünmüyor. Kimsenin derken 16 milyon insanın. Ama birkaç insanın mutluluğunu, refahını, konforunu düşünebiliyor. Ben de diyorum ki 4,5 senedir, 5 seneye yaklaşan bir süre içerisinde Ekrem İmamoğlu bir parsel için imar çabasında bulunmuş mu? Ekrem İmamoğlu bir kuruma veya kuruluşa siyaseten yakın olsun uzak olsun hiç fark etmez bir yeri tahsis etmiş mi? Bununla ilgili bir gayret göstermiş mi? Hayır, tam aksine milletin refahını arttırmak için gayret göstermiş. Biz buna İstanbul modeli, eşitlikçi, sosyal adalet dolu, sosyal huzur dolu, sosyal demokrasiyle bezenmiş bir model olarak tarifliyoruz ve çabamız bu yönde. Fatih'teki bu uygulamayı gördüğüm gibi, hani şunu da söyleyeyim, Fatih Kaymakamlığı'nın birkaç hususta da bu şekilde süreçleri geciktirdiğini duyuyorum ve takip ediyorum. Bu konuda da ben hem valimize ve İçişleri Bakanlığı'na bu uygulamalarla ilgili buradan daha yüksek bir denetimle
bu kurum kuruluşları veya başındaki amirleri denetlemelerini buradan gönderiyorum hem İçişleri Bakanı hem Valiliğe. Teşekkür ederiz. Sakin. Tamam. Hepinizin fotoğrafı. Ay tamam. Çok ben Millet Parti engelli komisyonu. Peki oğlum her şey güzel olur inşallah. Başkanım bir tane. Tamam. Biz böyle dördümüz. Hocam dördümüz. Çoluk çocukla geldik. Daha güzel. Başkanım. Peki oğlum seni seviyorum Ekrem abi. Her türlü cihazda da fotoğraf çekiyoruz görüyorsunuz. Allah razı olsun. Ablacığım çekmez miyim?